Ofiste normal bir gündür ve Vincent stajyerden çok kaba bir şekilde kendisine kahve getirmesini ister. Birkaç dakika sonra stajyer Vincent'in masasında çalışırken ona bakar ve aniden dizüstü bilgisayarıyla onu dövmeye başlar. Diğer çalışanlar hemen stajyeri sürükleyerek götürür ve Vincent yaralarıyla ilgilenmesi için gönderilir. Daha sonra patron stresin çocuğu etkilemiş olabileceğini ve artık stajyer almayacağını söyler. Ayrıca şikayette bulunanların genellikle bir işe yaramadığını söyler ama yine de Vincent'e insan kaynaklarıyla konuşmasını önerir. Ancak Vincent olayı unutmayı tercih eder. Masasına döndüğünde Vincent ofisteki herkesin kendisini izlediğini hissetmekten kendini alamaz. Vincent akşam eve gider ve bir randevu uygulamasında potansiyel bir kız arkadaş aramak için biraz zaman harcar. Ayrıca yarasının fotoğrafını çeker ve sosyal medyaya ucuz bir alıntıyla yükleyerek çok sayıda sempatik yorum alır. Ertesi gün ofiste Vincent masasında çalışırken aniden bir iş arkadaşı elini tutar ve bir kalemle kolunu delmeye başlar. Diğerleri bir kez daha onları ayırmak zorunda kalır ve Vincent hemen kaçarak saldırganın kendine gelmesine neden olur. Daha sonra Vincent'e doktor tarafından bir kol baskısı verildikten sonra hem Vincent hem de saldırgan olayı tartışmak için bir iş arkadaşının telefonuyla kaydettiği videoyu da yanlarında getirerek acil servise giderler. Saldırgan normal durumda olmadığını söyler ve ağlamaya başlamadan önce hiçbir şey hatırlamadığına yemin eder. İnsan kaynakları müdürü olayı stres ve aşırı iş yüküne bağlar. Vincent de şikayette bulunmak istemez ve toplantı saldırganla Vincent'in el sıkışmasıyla sona erer. Daha sonra başka bir patron Vincent'ten uzaktan çalışmasını ister. Çünkü belli ki kendisiyle ilgili bir şeyler insanları tedirgin etmektedir. Eve gitmeden önce Vincent bir iş arkadaşından kendisi hakkında kötü söylentiler olup olmadığını görmek için sosyal medyayı kontrol etmesini ister. Ancak hiçbir şey bulamazlar. Akşam Vincent uygulamada tanıştığı kadınla bir restoranda randevulaşır. Sohbetleri iyi gider ve birbirlerini ısınırlar. Ancak Vincent pencereye bakmaktan kendini alamaz. Çünkü bir serseri sürekli ona bakmaktadır. Adam aniden restorana doğru yürümeye başlar. Ancak karşıdan karşıya geçerken bir araba ona çarpar. Dehşete kapılan Vincent gitmeye karar verir. Eve dönerken sokaktaki herkesin onu izlediğini hissetmekten kendini alamaz ve bir taksiye biner. Ertesi gün bisikletiyle gezintiye çıkan Vincent, kırmızı ışıkta durduğunda bir arabanın sürücüsünün gözlerini kırpmadan kendisine baktığını fark eder. Korkan Vincent kırmızı ışığı görmezden gelir ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzaklaşır. Ancak kısa süre sonra araba peşinden gelir. Sonunda kazara bisikletinden düşer ama en azından bu sayede yoldan saklanır ve araba onu görmeden uzaklaşır. Eve döndüğünde Vincent internette gizemli şiddet vakaları ile ilgili haberleri araştırır. İnsanların aniden ayrışıp etrafındakilere saldırdığına dair birçok örnek bulur. Ayrıca spor müsabakalarında ve mağazalarda meydana gelen bu tür olayların insanlar tarafından kendi telefonlarıyla çekilmiş birçok videosunu da vardır. Ertesi gün Vincent bir psikologla görüşmeye gider. Ne yazık ki adam saldırganların yüzlerinin boş olduğu kısmına inanmaz ve Vincent'in ilgi çekmek isteyebileceğini, bunun da diğerlerinin tepki vermesine neden olabileceğini söyler. Vincent eve gider ve o ana kadar bildiği detayları bir tahtada düzenlemeye başlar. Saldırılar göz temasıyla başlar. Bu yüzden nasıl durduklarını bilmesi gerekir. Balkona çıkar ve komşusuna merhaba der. O ilk başta iyi bir tavırla selamına karşılık verir. Ancak biraz baktıktan sonra yüzü kararır ve Vincent'e bir şeyler fırlatır. Vincent de hemen saklanır. Birkaç saniye bekledikten sonra Vincent tekrar dışarı bakar ve komşusunun ne olduğunu anlayamadığını fark eder. Tahtaya göz temasının sona erdikten sonra saldırının da bittiğini ekler. Daha sonra Vincent son satın aldığı şok tabancası, kelepçe ve bir kağıt spreyi içeren bir paket alır. Sonra birkaç dakikasını şok tabancası elindeyken nasıl hızlı tepki vereceğini çalışarak geçirir. Artık kendini güvende hisseden Vincent kapşonunu çıkarmadan yürüyüşe çıkar. Eve döndüğünde komşu çocukları onun geldiğini görür ve aniden ona saldırırlar. Vincent onları incitmeden uzaklaştırmaya çalışır. Ancak çocuklar denemeye devam eder ve hatta onu ısırırlar. Bu yüzden Vincent'in onları yere atmaktan başka seçeneği yoktur. O anda annesi tarafından görülür ve hemen ona tacizci der ama en azından saldırıyı durdurur ve Vincent kaçıp apartmanda saklanır. Çok geçmeden diğer tüm komşular kapının önünde toplanır ve önce çocukların saldırdığını söylediğinde ona inanmazlar. Korkan Vincent içeri girmelerini engellemek için kapıya birkaç mobilya koyar. Komşular sonunda pes edip gittiklerinde Vincent en önemli eşyalarını toplar ve kapüşonunu çıkarmadan oradan ayrılır. Taksiyle çocukluğunun geçtiği eve gider ve burada babası Jim Pierre'in yeni bir kız arkadaşıyla yaşadığını öğrenir. Vincent babasının arabasını ve ailenin kır evinin anahtarlarını ödünç alır. Ancak geceyi
geceyi geçirmek istediğinde Jean Pierre ona çocukluk odasını tadilatta olduğunu söyler. Vincent'in seçenekleri kanepede ya da tüm eski eşyalarının olduğu garajdadır. Açıkça üçüncü teker olduğunu gören Vincent gitmeye karar verir. Ama önce garaja uğrayıp eski eşyalarından bazılarını ve savunmak için bir çekiç alır. Birkaç saat araba kullandıktan sonra Vincent yiyecek almak için bir dükkanda durur. Parkta bir masada yemek yerken birden bir berduş ve köpeği ona yaklaşır. Saldırıya uğramak üzere olduğunu düşünen Vincent ayrılmaya çalışır. Ancak berduş ondan kalmasını ister ve güvende olduğuna dair ona söz verir. Berduş onun yiyecek alışını ve kimseye bakmayışını izlediğinden Vincent'in de kendisi gibi olduğunu anlar. Vincent yemeğini paylaşmayı kabul ederken berduş de hikayesini paylaşıyor. Bu durum 7 aydır devam etmektedir ve o kadar kötüleşmiştir ki üniversite profesörü olarak çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Buna neyin sebep olduğunu bilmiyor ama forumlarda ve bloglarda sohbet eden onlar gibi başkalarının da olduğunu biliyor. Berduş ona kendi kullandığı blogu önerir. Orada hastaneye gitmek bile tehlikeli olduğu için tek başına hayatta kalma tekniklerini tartışıyorlar. Ayrılmadan önce Berduş Vincent'e bir köpek almasını söyler. Çünkü köpek ona saldırmaz ve onu herhangi bir tehlikeye karşı uyarabilir. Daha sonra Vincent benzin istasyonuna gider ve diğer sürücülerden saklanmaya çalışırken deposunu doldurur. Ne yazık ki yanında park eden bir adam onu görür ve kamyonetinden bir kürek kaparak saldırmaya hazırlanır. Vincent hemen arabasına biner ve ödeme yapmadan kaçar. Bütün gece araba kullandıktan sonra Vincent sonunda ailenin kır evine varır ve ön kapıyı zincirle kilitler. Sonra bilgisayarını kullanarak Berduş'un bahsettiği web sitesini bulur. Ancak mesaj bırakmak için bir hesap oluşturması gerekmektedir. Bunu yapmak için web sitesi ondan önce tüm sosyal medya hesaplarını silmesini ister. Vincent hiç tereddüt etmeden hesaplarını siler ve gizemli web sitesinde Dave17 takma adını kullanarak yeni bir hesap açar. Bir süre sonra Vincent internetten yemek siparişi verir ve teslimatçı geldiğinde Vincent kutuyu kapının önüne bıraktırır. Adam gidene kadar da almaz. O sırada bir komşusu onu görür ve merhaba demeye gelir. Kadın hoşnuttur ama kızının yüzü yavaş yavaş değişmektedir ve ona uzanmaya çalışmaktadır. Bu yüzden Vincent aceleyle içeri döner. Sonra Vincent tekrar siteye girer ve Berduş'un profilini bulur ve böylece birbirleriyle konuşmaya başlarlar. Vincent bir sonraki sefer tuvalete gittiğinde tuvaletin tıkalı olduğunu fark eder. Komşusuyla paylaştığı foseptik çukurunu kontrol etmek için dışarı çıkar ve onu da su basmış bulur. O sırada komşunun çağırdığı tamirci gelir ve Vincent göz temasından kaçınmak için elinden geleni yapar. Ancak ne yazık ki adam yine de tepki verir ve Vincent'in üzerine atlar. Adamlar kavga etmeye başlar ve bir süre boğuşmadan sonra saldırgan Vincent'i dövmek için kaka yağının üzerine atar. Vincent hemen adamı da düşürür ve adam Vincent'i boğmaya başlayana kadar kaka üzerinde yuvarlanırlar. Vincent bir taş bulmayı başarır ve adam ölene kadar kafasına vurmak için kullanır. Sonra Vincent hızlıca kakanın en kötüsünü yıkar. Cesetle birlikte arabasının bagajından uzaklaşır. Yeterince uzaklaştıktan sonra sandığı açar ve adamın hala hayatta olduğunu görür. Vincent onu bağışlayıp bağışlayamayacağını merak eder. Ama adam tekrar saldırır ve Vincent öfkeyle çekiçle adamın işini bitirir. Cesedi attıktan sonra eve geri döner. İyice bir duş alır. Vücudunda bazı kesikler bulur. Onları da diker. Ertesi gün Vincent bir hayvan seçmek için köpek barınağına gider. Ona gülümseyen iyi bir çocuk dışında tüm köpekler avlamaktadır. Bu yüzden Vincent onu sahiplenir. Sahile giderler ve birlikte oyunlar oynarlar. Ancak kısa süre sonra bir aile gelir ve Vincent'e doğru yürümeye başlarlar. Köpek onu uyarmak için hemen avlar ve birlikte kaçarlar. Vincent evde köpek ve şok tabancasıyla bir fotoğraf çeker ve Berduş'e gönderir. Bir akşam arabasıyla bir fast food restoranına gider ve telefonundan sipariş verir. Engelli olduğu için getirmelerini ister. Görevli siparişi getirir ve çiğ etin köpek için olduğunu fark eder. Bu yüzden Vincent'e tatlı der. Vincent'in engelinin ne olduğunu sorduğunda Vincent yalan söylediğini itiraf eder. Ama görevli bunu aldırmaz. Çünkü içerideki müşterilerden uzaklaşmak için bir bahanesi olması hoşuna gitmektedir. Daha sonra evde görevlinin sosyal medyadaki profiline bakar ve içinde bir tutku oluşmaya başlar. Ertesi gün Vincent egzersiz yapmaya ve kendini savunma videoları izlemeye başlar. Komşusunun dışarıda yüksek sesle konuştuğunu duyunca pencereden bakar ve annenin kızına şiddete başvurduğu için azarladığını görür. Kısa süre sonra forumlardaki insanlar evlerine barikat kurmaktan ve hatta dağlara kaçmaktan bahsetmeye başlarlar. Vincent şimdilik tüm pencerelerini kapatmayı tercih eder. Berduş'e biriyle tanışıp tanışmadığını sorar. Berduş de evli olduğunu ve karısından ayrılmak zorunda kaldığını itiraf eder. Onu çok özlüyor ama her zaman onu görmeye gitme dürtüsüyle savaşıyor. Akşam Vincent arabasıyla dışarı çıkar ve yolun polisler tarafından kapatıldığını görür. Bir polis memuru durumu açıklayıp başka bir yoldan gitmesini söylerken göz temasından kaçınmak için elinden geleni yapar. Neyse ki Vincent sorunsuz bir şekilde oradan uzaklaşmayı başarır. Daha sonra fast food restoranına gider ve görevli onun için yine yemek getirir. O sırada restorana iki motorcu gelir. Korkmuş olan görevli Vincent'in arabasına biner ve ondan uzaklaşır.
yaklaşmasını ister. Görevli Vicente teşekkür etmek için bir bara uğramasını ve ona bira ısmarlayabileceğini söyler. Görevli iki bira getirir ve birlikte içerlerken motorcular gelir. Görevliden kendilerine borcu olan parayı isterler. Vicente'i gördüklerinde adamlardan biri sersemler ve köpek havlamaya başlar. Vicente onu bayıltmak için şok tabancasını kullanır. Sonra diğer haydut Vicente'e yumruk atmaya çalışır. Ama önce Vicente ona vurur ve görevliyle birlikte arabaya binip kaçmaya çalışırlar. Birden köpek hırlamaya başlar ve görevli ona saldırmak için Vicente'in üzerine atlar. Vicente beceriksizce arabayı sürerken görevliyi itmek için elinden geleni yapar ve birkaç darbeden sonra görevliyi tam zamanında bayıltarak kaza yapmasını önler. Birkaç dakika sonra görevli Vicente'in evindeki bir odada uyanır ve kapıyı kilitli bulur. Odanın dışında Vicente ondan gözlerini kapatmasını ister. Sonra onu dışarı çıkarır ve ellerini bağlayarak arabasına götürür. Sonunda bir süpermarkete varırlar. Vicente arabadan inerek yakındaki bir adama yaklaşır. Ancak adam garipser. Kendi aracına binerek uzaklaşır. Sonra Vicente süpermarkete girer ve görevli köpeğin hırladığını görünce şaşırır. O anda Vicente dışarı fırlar. Onlarca insan onu kovalamakta ve ona bir şeyler fırlatmaktadır. Yakalanmadan önce arabaya binmeyi başarır. Ancak kalabalık aracın etrafını sarar ve hatta bir camı kırar. Vicente arabayı çalıştırarak onları harekete geçirir ve grup güvenli bir şekilde kaçmayı başarır. Görevli sonunda dün gece ona ne olduğunu anlar ve hikayesine inanır. Birkaç dakika sonra görevlinin bir tekneye dönüşen evine varırlar. Biraz içki ve yiyecek paylaşırlar ve bir süre sohbet ettikten sonra öpüşmeye başlarlar. İşler hızla tırmanır ve yaramazlık yapmaya karar verirler. Bu biraz garip ve rahatsız edicidir. Çünkü başka bir saldırı durumunda görevlinin ellerinden birini çeşitli yüzeylere kelepçelemeye devam ederler. İşleri bittiğinde gece çökmüştür ve görevlinin canı sigara çekmektedir. Vicente onları arabasından almak için dışarı çıkar ve Berdüş'ten bir telefon alır. Berdüş iyileştiğini söyler. Nasıl ve neden olduğunu bilmemektedir ama artık kimse ona saldırmamaktadır. Berdüş Vicente iyi şanslar diler ve nihayet karısını görmeye gitmeden önce telefonu kapatır. Daha sonra Vicente ve görevli birlikte sigara içip uykuya dalarlar. Gece yarısı Vicente köpeğin hırıltısını duyunca uyanır ve görevlinin ona saldırdığını görür. Bu yüzden ona vurarak yere düşürür ve dışarı koşar. Dakikalar sonra görevli onu geri çağırır ama kendisini savunduğu için onu suçlamaz. Vicente onun yarasıyla ilgilenirken görevli ilişkilerini yürütüp yürütemeyeceklerini merak eder. Birden köpek havlamaya başlar ve görevlinin komşu teknenin sahibi olduğunu anladığı bir ses duyarlar. Çok geçmeden uzaktan daha fazla bağırma sesi duyulur ve grup ayrılmaya karar verir. Kasabaya geri döndüklerinde bir evi ve çevresini sarmış olan bir yangınla karşılaşırlar. Daha yakından baktıklarında Vicente'in komşusu olarak tanıdığı bir cesetle karşılaşınca dehşete düşerler. Daha sonra yangından kaçarak arka kapıdan Vicente'in evine girmek için evin etrafından dolanırlar. Ancak Jim Pierre'in silahını çıkarmış halde bulurlar. Yüzünde çok sayıda yara vardır ve kız arkadaşını bir grup vahşi insanın öldürdüğünü anlatır. Hikayeyi tekrar anlatması sinir krizi geçirmesine neden olur ve Vicente onu rahatlatmak için sarılmadan önce silahını bırakmasını sağlamayı başarır. Daha sonra Jim Pierre ve görevli uyumaya giderken Vicente Berdüş'ten gelen bir mesajı kontrol eder. Karısıyla işlerin iyi gitmediğini ve bunun ruhunu mahvettiğini, bu yüzden kendini silmeden önce veda etmek için yazdığını söyler. Ayrıca web siteleri tarafından organize edilen tüm sığınakların koordinatlarını içeren bir harita bırakır. Yıkılmış olan Vicente onu aramaya çalışır. Ama Berdüş telefonu açmaz. Yani çoktan ölmüştür. Sabah grup arabaya biner. Görevli ve Jim Pierre elleri kapıya bağlı bir şekilde sığınağa yola çıkarlar. Yolculuk sırasında radyoda ülkeyi ele geçiren bir şiddet dalgasından ve bakanın herkese evlerini terk etmemelerini tavsiye ettiğinden bahseden haberleri duyarlar. Sonunda yolu bir grup araba tarafından kapatılmış bulurlar. Çünkü herkes aynı anda kaçmaya çalışmaktadır. Vicente geri dönemez. Çünkü arkasında da arabalar belirir. İnsanların öfkesi bu durumla birlikte büyür ve kısa süre sonra herkes yolda kavga etmeye başlar. Jim Pierre kız arkadaşının intikamını almak ister. Bu yüzden elini çözer. Kavgaya katılır. Vicente onu kurtarmak için peşinden gider. Etrafta koşarken birbirlerini en acımasız şekilde öldüren birçok insan bulur. Sonunda babasını bulduğunda Vicente boş bakışları görür ve kendini savunmaya hazırlanır. Ancak babası onun yerine bir kadına saldırır ve onu öldürür. Köpek Vicente'in yanında belirir ama tek bir ses bile çıkarmaz. Bu da Vicente'in artık kimsenin ona saldırmadığını fark etmesine neden olur. Bölgeyi daha fazla insan doldurur ve Vicente onları yolundan iter ama babasını bulamaz. Bu arada görevli Vicente'in arabasının kaputunda bir kişinin diğerini nasıl öldürdüğünü izlemek zorunda kalır. O anda kelepçenin anahtarını bulur. Jim Pierre olmadan gitmeyi reddeden Vicente'in peşinden gitmek için kendini kurtarır. Görevli kalırlarsa öldürüleceklerini söyler. Bu yüzden ana yoldan kaçarlar ve ormana doğru bir patikaya giderler. Birkaç saat yürüdükten sonra Vicente'in
yüzü aniden kararır ve görevliye saldırır. Vincent onu boğmaya çalışırken görevli ona karşı koyar ve Vincent'in gözlerini kapatmayı başararak durmasını sağlar. Vincent kendini çok kötü hisseder ve yola devam etmeden önce görevlinin gömleğinin bir parçasıyla gözlerini bağlamasına izin verir. Kasabaya vardıklarında çatılarda onları korkutmak için havaya ateş eden keskin nişancılar vardır. Yolda koşarken görevli terk edilmiş bir araba görür. Bu yüzden sürücünün cesedini dışarı atar ve aracı nehre geri götürmek için alır. Orada göz bağını çıkarır ve teknesine dönmeden önce Vincent öper. Birkaç saniye düşündükten sonra Vincent ve köpek de ona katılır. Grup birlikte denize açılır. Görevli Vincent'in gözlerini bağlar ve her ihtimale karşı ellerini kelepçeler. Ama aynı zamanda birlikte yeni bir hayata başlayacaklarına söz verirken ona sarılır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olun ve bir beğeni bırakın. Hoşça kalın.